Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Hareketli günler geçiyor. Yaz aylarına rağmen piyasalar da hareketli, bürokrasi de hareketli. Zaten önümüzdeki haftadan itibaren çok daha canlanacak piyasalar diye bekliyoruz. Gelinen noktada ne oldu dersek, 7,5 puanlık faiz artışı, şok faiz artışı, daha önce yapılan kur korumalı mevduat düzenlemesi nedeniyle istenen etkiyi yaratmadı. Bunun ardından kurların belirli bir düzeyde 26,5 seviyesinde uzun süre kaldığını gördük ve bu Merkez Bankası'nın kur seviyesini savunduğu tartışmalarına neden oldu. Bunların üzerine gideceğiz. Ama ortadaki durum şu, faiz artışları devam etmek zorunda. Mehmet Şimşek'in tweetlerinin satır aralarında da bunu anlıyoruz. Faiz artışları devam etmesi lazım. 30'ların üstüne çıkması lazım ve Eylül, Ekim gibi yine faiz artışları devam edecek diye bekleniyor. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlere kadar yumuşak bir geçişle gitme planını suya düşürmüş gibi görünüyor açıkçası. Son yaşanan gelişmeler. Bu da ortaya acaba yeni bir senaryo mu uygulamaya konduğu sorularına neden oluyor. Bu soruların içerisinde acaba Cumhurbaşkanı'yla bu yeni plan konuşuldu mu? Ve bu plan içerisinde mesela Eylül-Ekim gibi faiz artışı yapıp sonra durup Şubat ayında yani seçimden önce küçük faiz artışı yapmak da var mı? Yani işler yoluna girdi havasını vermek mi isteniyor ve enflasyon düşüş trendine giriyor mu denmek isteniyor. Onu önümüzdeki dönem göreceğiz. Bunlar tartışmalı. Ama ortada bir gerçek var. Çeyrekler itibariyle 3. ve 4. çeyrekte ekonomide küçülme göreceğiz. Faiz oranlarının hızla büyüdüğünü göreceğiz. Mevduat faizleri yeniden arttırılmaya çalışılıyor. 35 gibi görünüyor şu anda ortalama gelebilecek seviye. Ortalama kredi faizleri de 45'in üzerine çıkabilir. Bütün bunlar önümüzdeki günlerde yaşanacakların ipuçları. Tabii ki buna güvenilmiyor. Cumhurbaşkanı bu kadar sıkılaştırmaya ne kadar izin verecek? Bir seçim öncesinde yeniden gevşemeye gidecek mi? Buna bakacağız. Bu arada memur maaşları için belirlenen zam oranları bize sıkı durulacağının mesajını veriyor. Eğer yılbaşında Cumhurbaşkanı devreye girip bu da benden demezse, bunun faturası ne olacak dersek yine dar ve sabit gelirliğe çıkacak. Enflasyon yükseliyor. Pazartesi açıklanacak Ağustos rakamı da %7'ler 8'ler olması bekleniyor. Enflasyon satın alma gücünü eritecek. Yılbaşında yapılacak zam ne olursa olsun erimeye bir süre daha devam edecek. Fatura kime çıkacak dersek serbestleşme nedeniyle finans kesiminin fazla zarar göreceğini sanmıyoruz. Ama bu sefer 2021'den beri rahat eden ucuz kredi temin eden reel sektörün artık zora girmeye başlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi sınıfsal bir tercih olarak da çalışanlar dar ve sabit gelirli yine bundan zarar görecek belli ki. Hem seçime kadarki süreçte hem seçimden sonra enflasyonla mücadele samimi biçimde devam ederse bundan zarar görecek olan yine aynı kesim olacak. Merkez Bankası 7,5 puanlık faiz artışından önce kur korumalı mevduat kararını niye aldı? Bir yanılgı mıydı? Sonuçlarını hesap edemediler mi? Yoksa bilinçli olarak mı bu karar alındı ve ardından 7,5 puanlık faiz artışı zorunlu hale mi getirildi? Bütün bunlar araştırılması gereken, arkasında başka sebepler aranması gereken gelişmeler gibi duruyor. Ama olan oldu. Kur korumalı mevduatta çözülme başladı. Rezervler erimeye devam etti. Kurlar üzerindeki baskı devam ediyor. İktisatçıların söylediğine göre alınan kararlarla yaklaşık 25 milyar dolarlık bir çözülme kur korumalı mevduatta görülüyor. Bunu neden yaptı dersek, niye erken başladı bu duruma dersek Merkez Bankası? Merkez Bankası'nın zararları 650 milyar liraya ulaşmış durumda. Ve bu tarihte görülmedik kadar büyük zararlar ve hazine kağıtlarıyla karşılanması gerekecek olan kararlar. Rezervler eridi. -68-69 kamu dahil swap hariç rezervler. Ama buna rağmen bu rezervlerden rahatsız görünmüyor Merkez Bankası. Bunun içinde şöyle bir şey konuşuluyor. Albayrak döneminde başlayan bir uygulama vardı. Albayrak diyordu ki bankaların elindeki rezervler de bu ülkenin rezervi. Biz bunu kullanırız. Tabii ki bu tedirginliğe yol açıyordu. Ne oluyoruz? Döviz hesabı açanların, tasarruf sahiplerinin tedirginliğine yol açıyordu. Şimdi bunu söylemiyorlar açıkça.
ama benzer bir uygulama sürüyor. Döviz hesaplarına gitse bile bundan çok fazla tedirgin olmuyor Merkez Bankası. Çünkü döviz hesaplarına gidenler de bankalar kanalıyla swap olarak Merkez Bankası'na geliyor. Merkez Bankası'na gelen bu rezervler kuru durdurmak için harcanmaya, satılmaya devam ediyor. Burada bir başka nokta var. Hala şeffaf değil. Yani KKM nedeniyle ne kadarlık döviz satış yapıldığı belli değil. Bu rakam açıklanmıyor. Halbuki açıklanabilir bütün bunlar. Kamu bankaları hala devrede. Bunu da çok açıkça görüyoruz. Ama bu konuda da bunları söylemiyorlar Mehmet Şimşek. Çünkü bir yandan da Mehmet Şimşek Gaye Erkan piyasacı olarak, ortodoks politikaları savunan kişiler olarak geldiler. Belli ki zorunlu olarak bazı şeyleri yapıyorlar ama bundan da mahcup oluyorlar. Aynı şekilde Albayrak döneminin bir şeyini yaşıyoruz. Brüt rezervler azalmıyor. Net rezervler azalıyor. Geçtiğimiz hafta da devam etti. Bir önceki hafta 5.3 milyar dolarlık bir erime vardı. Geçen hafta devam etti. Yalnız baktığımız zaman günlük 900 milyon dolarlık bir erime oluyordu. Bunun yavaşladığını gördük. Hatta geçtiğimiz perşembe günü bir giriş gözüküyor rezervlerde. Bu da yine şeffaf olmayan bir giriş mi? Yoksa kur farkları, altın hesapları nedeniyle mi? Onu henüz bilmiyoruz ama bu devam edecek. Devam etmesi kaçınılmaz rezerv erimesinin. Çünkü kur korumalı mevduattan dönüş devam edecek. 25 milyar dolarlık dönüşün en az 15 milyar dolarının döviz hesaplarına girmesi, bunun da Merkez Bankası'nın karşılayacağı bir talep olarak ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor. Kur seviyesi tartışması var. Kur seviyesi bankacılar tarafından dile getiriliyordu. Piyasadaki hareketlere bakarak Merkez Bankası kur seviyesini 2.65 TL dolar kurunu savunuyor diyorlardı. Mehmet Şimşek buna karşı çıktı ve Hakan Kara'nın daha önce Merkez Bankası baş ekonomistlerinden Hakan Kara'nın bir tweetini şey yaptı. Atıfta bulunarak söyledi. Hakan Kara'nın söylediklerinde şu vardı. Politika faizini ilk başta 25 puana çıkarsaydınız bütün bu gelişmeler yaşanmayacaktı. Tabii ki şu anda 25 puana çıkmasının etkisi olmadı diye düşünmemek lazım. Bunun etkisi oldu. Yoksa kur korumalı mevduattan çözülme için maliyet çok yüksek olacaktı diye rakamlar veriyordu. Şimşek kur seviyesine müdahale ediliyor iddiaları yanlış diyerek ne demek istedi? Dalgalı kur devam mı ediyor? Etmiyor. Yani niye hep 2.65 TL'de kalıyor? Niye KKM'den sırf dönüşleri karşılamak için bu yapılıyorsa KKM'den dönüşler her gün aynı mı? Niye aynı miktarlarda satışlar oluyor? Bütün bunlar tabii ki dediğim gibi mahcup olduğu için bunu söyleyemiyor. Dalgalı kurdayız da diyemiyor. Ama seviyeye müdahale etmiyoruz diyor. Halbuki ediliyor ve böyle dönemlerde belki edilmesi de gerekiyor. Çünkü gelinen nokta çok zor bir nokta. Enflasyon çok hızlı artıyor ve kurun belirli bir seviyede tutulduğunun gözükmesi gerekiyor. İşte buradan da yola çıkarak diyoruz ki faiz artışları devam etmek zorunda. Yüksek oranlarda devam etmek zorunda. Hakan Hoca'nın dediği gibi ilk baştan 25'e çıksaydı kur üstünde baskı bu kadar olmayacaktı ve güven sağlanabilecekti. Ama 2 ay gecikmeyle 25'e çıkıldığı için şimdi 30'un üstüne çıkması şart. Hatta 35'e çıkması şart görünüyor faizlerin. Ve bu da devam etmesini zorunlu hale getiriyor. Rezerv erimesi bir noktada durur mu? Durabilir. Hem KKM'den dönüşlerin azalmasıyla durabilir. Hem de ciddi ciddi bir parasal sıkılaştırılmaya girilmiş gözüküyor. Krediler konusunda olsun. Merkez Bankası'nın son açıklamasında KKM nedeniyle verilen paraların çekilmesi de söz konusu olacak diye ima etti. Gerçekten sıkı bir sıkılaşma oluyor. Sıkılaşmaya bağlı olarak da tüketici eğilimlerine bakıldığında iç talepteki daralma tam olarak gözükmüyor. Önümüzdeki döneme ilişkin tüketicilerin harcama eğilimi hala gözüküyor. Bunu tam olarak söyleyemiyoruz ama talebin azalacağı kesin. Bununla birlikte yılın son aylarında cari açıkta artık geçtiğimiz aylardaki kadar yüksek cari açık rakamları görmeyebiliriz. Swap hariç kamu dahil -70 milyar doların altına ineceği aynen Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi devam ediyor. Benim öğrendiğim kadarıyla bu arada yeni borçlanmalarla rezervi güçlendirmeye de çalışacak Merkez Bankası.
yani -70'in altına geldiği zaman orada dışarıdan bir takviye olabilir diye duyuyorum. Ne kadar gerçekleştirilebilecek bunu şimdiden görmek mümkün değil. Önümüzdeki ilk 2-3 ay kurdaki seviye tartışması var. Merkez Bankası bir şey yapmak zorunda enflasyonla mücadele içinde. Ama acaba sabit tutmak mı doğru, yoksa aylık 2-2,5'luk kur artışlarına izin vermek mi doğru? Bu tartışılıyor. Diğerinde eğer sabit bırakırsanız uzun süre, burada da döviz talebi üzerindeki baskının artması söz konusu oluyor. Çünkü bir devalüasyon ihtiyacı da var. Özellikle ihracat, dış satım çok zor da. İhracattaki Türk lirasının değerlenmesi argümanını ihracatçıların kullanmaması gerekiyor. Finansman imkanıyla ihracatçılar destekleniyor. Ama bazı alanlarda ihracat da zorda gibi gözüküyor. Baktığımız zaman faiz artışı bu nedenle çok zor. Güven vermek için de bu faiz artışlarının devam etmesi şart hale gelmiş gibi görünüyor. Dediğimiz gibi iktidarın seçime kadarki planı değişti mi, onu önümüzdeki dönem daha fazla sorgulayacağız. Olabilir ama Cumhurbaşkanı'yla yeni plan üzerinde anlaşıldı mı onu bilmiyoruz. O yüzden de son anda, en azından yılbaşına kadar çok sıkı gidelim deyip de daha öncesinde Cumhurbaşkanı frenden ayağını çekmeye karar verirse, bunu daha önce gördük çünkü. O yüzden de çok emin olamıyoruz. Böyle bir senaryo konuşuldu ve üzerinde mutabakatta kalındı mı diye. 2-3 ay daha faiz artışı kesin. Bunun sonuçları olacak. Bunun sonuçlarından biri büyümenin daralması olacak. Dediğimiz gibi 3. ve 4. çeyrekte, çeyrekler itibariyle eksi rakamlar göreceğiz. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan dayanacak mı? Onu göreceğiz. İşsizlik oranlarında bir artış kaçınılmaz gözüküyor önümüzdeki dönem. Bu daralmaya bağlı olarak, yani ekonomiyi soğutmaya çalışıyorlar. Alınan önlemler soğutmaya dönük. Ama Cumhurbaşkanı bu ne kadar soğuyacak, ne kadarına izin verecek, onu henüz bilmiyoruz. O yüzden de Cumhurbaşkanı'nın ekonomi anlayışı nedeniyle güven sağlanması, bu adımlar atılsa bile çok zor görünüyor ve giderek zorlaşıyor. Bu rezervi etkileyecek, rezervde patlamalara neden olur mu? Çok tahmin edilmiyor. Yani bir kur atağına neden olacak kadar rezervler o kadar düşer mi? Çok bu beklenmiyor. Dediğimiz gibi cari açıkta da kurların KKM nedeniyle sanıyorum artık daha fazlasını seçime kadar yapmazlar. Erimenin oranıyla ilgili, o yüzden de böyle olur. Ama girerken ne olacak? Cari açık azalmış olacak. İşte enflasyon 3-4 ay daha yapacak. Daha sonra hızlanması durduğu zaman bakın enflasyonu durdurduk diyebilecekler. İşte ekonomik istikrarı seçim öncesinde yeniden sağladık. Biz yaparız. Bunu görüyorsunuz, işaretleri de vermeye başladı. Faiz bile indiriyoruz diyebilirler. Şubat'ta yapacakları bir faiz indirimiyle. Ve seçime giderken yine yaparsak bu işi biz yaparız gibi bir algı yaratmaya çalışabilirler. Bunu Cumhurbaşkanı, yani her seçim öncesinde bir şekilde becerdiği gibi bunu da beceriyor olabilir. Kim ödeyecek maliyeti dediğimiz zaman biraz önce de konuştuk. Çalışanlar ilk başta ödeyecek, dar ve sabit gelirli ödeyecek ve de borçlu olanlar çalışanlardan çok daha fazla ödeyecekler. Çünkü buraya geldiğimiz zaman faizler çok yükselecek ve bunların borçlanma maliyeti çok fazla artacak. Tasarruf sahibinin kazanacağı dönemler geliyor olabilir. Şu anda tam olarak bunu yapamıyor ama bu şeyler geliyor olabilir. Özellikle ben 2024 Nisan'dan itibaren Şubat'ta faiz düşürseler bile daha sonra yeniden çıkarılabileceğini düşünüyorum. Reel sektör maliyeti ödeyecek. Gerçekten 2021'den sonra enflasyon yükselmesine rağmen çok ucuz kredilerle finansman sağladılar. Bir şekilde afyon halinde buna alıştılar. Şimdi zor durumdalar. Destek verilmeye çalışılıyor ama artık faizlerin geldiği seviye açısından eski günlerin reel sektör özleyecek. Çalışanlarla birlikte bedeli onlar da ödeyecek. Özellikle KOBİ'ler. İç talep nedeniyle zor durumda olacak KOBİ'lerde iflaslar başlayabilir.
böyle bir noktaya gelebiliriz. Bu dengeyi ekonomi yönetimi sürdürmeye çalışacak. Bir yandan rasyonelleşiyoruz derken öte yandan da zor durumdaki sektörleri şey yapmaya çalışacaklar. Şu anda uygulanan bildiğimiz ortodoks politikalar diyebiliriz. Seçimden sonra çok daha sert olacak. Zaten yoksullaşma artmıştı. Kemer sıkma daha fazla artacak. Ve AKP iktidarının zaten sınıfsal tercihidir. Şimdiye kadar bunu gösterdi sermayeden yana. Ve çalışanların satın alma gücünün azaldığı, yoksullaşmanın arttığı bir düzen. Oraya gidiyoruz. Öyle ya da böyle. Sonuçta yine oraya fatura çıkacak. Ve sanki bunun ipuçlarını görüyor gibiyiz. Dediğimiz gibi gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.